Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir modelle geldim. Elimden geldiğince yapım aşamalarını göstermek istiyorum. Göstermeye başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve aşağıdaki zil butonuna basarsanız bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir de aşağıdaki paylaş kısmından videolarımı paylaşırsanız bana destek olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Şimdi yapmaya başlayalım. Hem ön hazırlık hem de video fazla uzamasın diye ben modelimi başladım. Şimdi buraya küçük bir zürafa yapıyorum. Yaptığım zürafanın içerisine geri dönüyorum. Buraya 3 tane pırpır yapalım. Tane pırpır yaptım. Devam ediyorum. Yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Arasına 2 tane zürafa yapalım. 3. zürafamı yapıp yine içerisine geri döneceğim. Şu şekilde geri döndüm. Burada yaptığımız 3. pırpıra geçiş yapıyorum. Şu şekilde atladım. Pırpırımızın içerisine yine 3 tane pırpır yapalım. Şu şekilde. Sağ taraftaki zürafaya geçiş yapıyorum. Şu şekilde buraya bir tane pırpır oluşturdum. Yine aynı gözemenin içerisine 2 tane daha pırpır yapalım. Devam ediyorum. Yanındaki zürafaya geçiş yaptım. Modelimin ara yolu için boşluk bırakmadan zürafa yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Modelinizin arasının sıklık derecesinin siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben arası olarak 8 tane zürafa yapmayı düşünüyorum. Evet, 9. zürafayı yapıp içerisine geri döneceğim arkadaşlar. Yine aynı şekilde buraya 3 tane pırpır yapalım. Yanındaki zürafaya geçiş yapıp 2 tane zürafa yapalım. 3. zürafaya geri dönüyorum. Yine sol taraftaki zürafaya, pardon, pırpıra geçiş yapalım şu şekilde. Pırpırımızın içerisine 3 tane pırpır yapalım. Sağ taraftaki zürafanın içerisine geçiş yapıyorum. Şu şekilde aynı gözlemenin içerisine 3 tane 2 tane daha pırpır yapalım. Yani toplamda 3 tane pırpır olacak.
yanındaki zürafaya geçiş yaptım. Modelimin ilk aşaması böyle devam edecek arkadaşlar. Ben bu aşamayı bu şekilde tamamlayayım. Diğer aşamayı birlikte yapalım. Modelimin ilk aşamasını tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şimdi diğer aşamayı birlikte yapalım. Bunun için ortada 3 tane pırpır yapmıştık tepede. İlk pırpıra ipimi sabitliyorum. Buraya bir tane pırpır yapalım. Yazmamı geri döndürüyorum. Sağ tarafına geçiş yapıp üzerinden ipimi şu şekilde atlattım arkadaşlar. Tekrar bir defa daha dönelim. Yine sağ tarafına ipimi geçiş yapıyorum. Şu şekilde atlattım arkadaşlar. Başlama ipimizi keselim. Devam ediyorum arkadaşlar. Yanındaki ortadaki pırpıra hiç boşluk bırakmadan şu şekilde geçiş yaptım. Yine buraya da bir tane pırpır yapalım. Aynı şekilde geri dönüyorum. Bir tur daha dönelim. Üçüncü pırpırada yine geçiş yapıyorum. Yine buraya da bir tane pırpırla başlayalım. Geri dönüyorum. Tekrar başa geri döndüm arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Devam ediyorum. Ortadaki 3 pırpırın ilkine ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Buraya bir tane pırpır yapalım. Geri dönüyorum. Yaptığım pırpırın üstünden atlayarak sağ tarafına şu şekilde geçiş yaptım. Tekrar döndüm. Yine şu şekilde bir tur daha attım. Ortadaki pırpıra geçiş yapıyorum. Buraya da bir tane pırpır yapalım. Geri dönüyorum. Yaptığım pırpırın üstünden atlayarak sağ tarafına şu şekilde geçiş yaptım. Yine döndüm arkadaşlar. Son pırpırımıza da aynı şekilde
geçiş yapıp yine buraya da aynı modeli yapalım arkadaşlar. Son olarak geri dönüyorum. Bu şekilde modelimi tamamladım arkadaşlar. Modelimin diğer aşamasını yapalım arkadaşlar. Bunun için sarı ipimi aldım. Kenarlarda ikişer tane pırpırımız vardı. İlkine ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Buraya küçük bir tane tomurcuk yapalım. Yanındaki pırpıra da yine geçiş yapıyorum. Buraya da bir tane tomurcuk yapalım. Aynı şekilde sağ tarafta kalan iki tane pırpıra da geçiş yaptım. Buraya da küçük tomurcuklar yapalım. Diğerine geçiş yapıyorum. Modelimin bu aşaması da böyle devam edecek arkadaşlar. Dilerseniz buraları tamamlayayım ben. Hem modelimin son haliyle hem de fiyat bilgisiyle geri geliyorum. Modelimi tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim yakından. Bir de arka tarafından bakalım. Sağdan sola yapan arkadaşlarım için. Şöyle bir miktar tutayım. Yine bu modelimi de severek yaptım. Renklerini de ben bu şekilde tercih ettim. Tek renk yazmalarınıza ya da çiçekli yazmalarınıza da yapabileceğiniz şirin bir model oldu. Emeğime saygı için yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir de hala abone olmadıysanız ve abone olursanız aşağıdaki zil butonunu aktifleştirirseniz bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bu modelime fiyat verecek olursam arkadaşlar 550 TL'ye yapabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi bu benim kendi el emeğimin fiyatı. Siz işçiliğinize, modelinizin sıklık derecesine göre, çevrenize göre fiyatlandırma yapabilirsiniz. Umarım modelimi ve anlatımı beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa ya da yapmamı istediğiniz bir model olursa lütfen yorum bölümünde belirtin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.